Bugün kendime 100 dolar bakiye belirledim ve kaledeki futbolculardan iyi bir kadro kurmam gerekiyor. Altay'ı vurdum. Sonunda Altay'ı vurdum. 1-0 oldu. 1-0 oldu. Tirt, Nevzat Özkor. Evet, BizStars'da NFT üzerine kadro kuruyoruz, futbol takımı kuruyoruz. Kuracağımız kadroyu da kaleye astığımız futbolculardan belirliyoruz. Ne yapacağız? Topumuzu alacağız, belli bir mesafeye gideceğiz ve istediğimiz, seçtiğimiz futbolcuları vuracağız. Bu futbolcular da mantık çerçevesinde seçeceğiz. Gidip Ronaldo'yu seçemeyiz çünkü bakiyemiz Ronaldo'ya yetmez. Mantıklı gördüğüm futbolcuları tek tek vurup kadromu kuracağım. Sonrasında gel bak, birbirinden güzel futbolcularımız var. Burada Mbappe'si var, burada Atilla Szalai var. Gitti Fenerbahçe'den, çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Belki onu kadroma alabilirim o yüzden. Neymar'ı var, Torreira'sı var. Futbolculardan kadromu kuracağım. Kurduğumuz kadroyla bayağı maçlara çıkacağız. Canlı rakiplerimiz olacak. O rakiplerin kurduğu kadrolarla benim kadrolarım karşılaşacak. Ve kimin kadrosu daha iyiyse o kazanacak. Her futbolcunun da bir değeri var. O yüzden mantıklı ilerleyeceğiz. Bu futbolcular gerçek hayatta iyi oynarlarsa bize token kazandıracaklar. Ve bu tokenları paraya çevirebileceğiz. O yüzden gerçek hayatta da iyi oynayabilecek futbolcuları seçeceğim. Seçtiğimiz futbolcular da ileride satabiliyoruz. O yüzden değerlenebileceğini düşündüğüm futbolcuları seçeceğim. Altay Bayındır, gözüme kestirdim. 30 dolar çatalda da duruyor. Bunu birazdan vurmam lazım. Dediğim gibi 100 dolarım var. 100-30 70 kaldı. 70 dolara futbolcu beğeneceğiz burada. Kevin De Bruyne'nin fiyatı 1000 dolarmış. Buna güç yetmez. Buna benim gücüm yetmez arkadaşlar. 1000 dolar. Hiç o tarafa bakmıyorum bile, umutlanmıyorum. Aşağıda Manuel Neuer var. Altay'ı alırsam Neuer'le işim yok ama onun da fiyatını söyleyeyim, merak edenler olabilir. 250 dolar. Mbappe var biliyorsunuz, o da vardır bir 1000 dolar zaten. O taraflara da bakmıyorum. Neymar falan hiç bakamayız. Lucas Torreira. Bu fiyatını merak ettiğim bir futbolcu. Gözüme kestirdim bunu da. Altay'ı kaleye alırız. Torreira'yı alırız. Torreira ne kadarmış hemen bakalım buradan. 35 dolar. Willian Araujo Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu. Bir Fenerbahçeli olarak alabilirim. Bu sene oynar mı oynamaz mı onu bilmiyorum. Değerlenebileceğini düşünüyorsam alacağım. Fenerbahçe'den gidip değerlenebilir de. Mauro Icardi, Galatasaraylıların göz bebeği. Yeni tekrardan geldi Galatasaray'a. Resmen transfer oldu. Icardi. Sırf bu Galatasaraylılar için almak isterdim ama fiyatı yüksek diğer oyunculara göre. 100 dolar. Yaşı da var. Gelecekte daha da düşeceği için değeri. O yüzden almıyorum. Satamam, elden çıkaramam diye düşünüyorum. Burada da hemen Batshuayi golcü olarak alınabilir. Fiyatına bakalım Batshu. 30 dolar fiyatı. Aboubakar var. Aboubakar iyi oynarsa, goller atarsa Aboubakar'ı da alabilirim. Ronaldo'nun da fiyatını sırf meraktan bakıyorum. 850 dolara kadar düşmüş yani. Burada 1000 dolarlardan bahsediyoruz. Arabistan'a gittikten sonra 800 dolarlara kadar düşmüş Ronaldo. Daha da düşeceğini düşündüğüm için hiç o taraflara girmiyorum. Buradan da Sasha Boya'yı alabilirim diyorum. O zaman hazırsak şöyle bir mesafemizi belirleyelim. Gel. Şu alandan hedeflediğim futbolcuları parasını düşünerek 100 dolara tamamlayacak şekilde vurmaya başlayacağım. Ne dedik? İlk kaleci dedik. Kaleci Altay Bayındır sol köşede bakıyor. Yanlışlıkla Neuer'i falan vurursam burada sıçtık bu arada. Direkt Altay'ı vurmam gerekiyor. Altay bana, ben Altay'a bakıyorum. Topumu buraya koydum. Hep bu mesafeden vuracağım. İlkinden çatalı seçtim. Zor olacak ama. Hadi bakalım. Hayırlısı. Altay. Evet. 1-0. Out. Bakıyorum sol köşeye. Vurdun mu? Vurdun mu? Direk vuramadı. Azıcık sağa gitseydi Altay'ı almıştım be. Ah be. Kaleci yerlim, sağlam devam edeyim istiyorum. Yanlışlıkla diğer futbolcuları da vurmayayım. Altay bana, ben Altay'a bakıyorum. Ah be. Altay'la Szalai'nin arasına gitti. Hadi daha konsantreyim. Geliyor. Yine altına gitti. Aynı yere gidip duruyor ya. Vurunca da hepsi sallanıyor be. Atsana aynı topu. Sol köşede. Yine direk, yine direk. Üstten gitti bu defa ya. Tam şu köşesine geldi. Çok küçük ama baktığın zaman alan çok küçük. Tam bir top mesafesi. Tam buna gelmesi lazım. Yanına gidince bir buraya çarptı. Bir üst direğe çarptı. Şimdi sıra artık bu. Kellesini alacağım mecbur. Kalecisiz kadro mu olur ya? Kaleciyi vuramadık daha. Kaleciyi vurayım, diğerleri kolay. Zordan başladık. Çatalda sıkıntı orada. Direk. Bir tık sola gittim. Frikik vurur gibi vuracağım. Frikik vururken bu açıdan sol çatala güzelce vuruyorum ya. Aynı onun gibi vuracağım. Ah, biraz altından gitti. Altay'ın bir tık altından gitti ama açı güzel. Buradan biraz daha altına girmem lazım topun. Altay'ı vurdum. Sonunda Altay'ı vurdum.
Ne yaptım? Açılar değiştirdim. Yakınlaştım, uzaklaştım, en iyi yeri buldum. Sol taraftan frikik vurur gibi yaptım. En son çizgiye geldim. Altay'ın karşısına. Sonra bir bakıştım. Sağ ayak içiyle sol çatala vurdum rahatça. Gel alalım hemen futbolcumuzu. Gel bak gel. Aldım Altay'ı. Geldi sonunda kalecim. Kaç dolar? 30. Altay Bayındır 30 dolara bizim oluyor arkadaşlar. Güzelce transferini de yapacağız. O kurtarış yaptıkça ben kazanacağım. O iyi takımlara transfer oldukça ben kazanacağım. Bana tokenlar gelecek. Win-win olacak yani, çok güzel. Ne yapalım? Çatalın üstüne yerden bir tane vuralım mı? Aboubakar'ı vurmaya çalışacağım. Forvetim. Batshuayi ile arasında kalmıştım ama Aboubakar daha iyi gibi geldi şu an bana. Sağ alttan vuruyorum yavaşça. Direğin dibine odaklandım. Penaltı atar gibi. Gerildim topun başında. Aboubakar aldım. Sağ alttan forvetimiz Vincent Aboubakar. Hemen fiyatına bakalım. 25 dolar eksiliyor bakiyemizden. 100-25, 75. 75 dolarımızla devam ediyoruz. Bu adam gol attıkça ben kazanacağım. Kenara koyalım bunları. Güzelce şu çizginin dışına. Aboubakar forvet. Toplarımı dizdim yere. Kalemi aldım karşıma. İki tane de futbolcum bana buradan destek veriyor. Desteğini hissediyorum Altay'la Aboubakar'ın. Yerden kolay dedik Rozier. Gel bak hemen karşısındaki topa vuralım. Vuralım. Tek de tek, bir de bir yapalım. Hazır mıyız? Rozier'i alıyorum. Bu da yanından gitti. Bugün hiçbir şey kolay olmuyor arkadaşlar. Valentin Rozier. Rozier'i aldım. Hemen kartımızı alalım. Kulübümüz zenginleşiyor. Oyuncularımız çoğalıyor. Severdim. Bir iki sene önce çok severdim kendisini. Üçledik futbolcuları. Orada Neymar var. Mbappe var. Kevin De Bruyne var. Aralardan Willian Arao'yu gördüm oradan. Arao biraz yüksekte, biraz zor. Onu aradan çıkartacağım. Onu alırsam bir futbolcu daha alabilirim diye hesap yaptım kafamda. Umarım hesaplarım doğrudur. Ayak içi. Sallanıyor. Sallanıyor ama vuramıyorum hala. Vuramadım değil mi? Ah, altından gitti, ağlayacağım. Bir tık altından gitti. Dur, aynı top. Aynı top devam. Falsolu vurmayı hedefliyorum bir tık. Ayak içi. Arao! Arao'yu aldım tertemiz. Küçücük bir alan. Rahatça vurduk. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Bu transfer olursa, iyi yerlere giderse bize iyi kağıt kazandırır. Benden demesi. Willian Arao. Orta sahamızı da yaptık. Gel. Kadro mantıklı gidiyor ama onu fark ettin değil mi? Sıraya dizelim. Kalede Altay Bayındır. Defans. Valentin Rozier. Orta saha. Willian Arao. Forvet. Aboubakar. Bu kadar da tasarruflu birini görememişsindir. Hala bir futbolcu alabilirim. Başkası olsaydı ne yapardı? Giderdi. Icardi'yi alırdı. 100 dolar. Kenara koyardı. Başka da futbolcu alamazdı. Bizde 5 tane futbolcu olacak. Bir tane çilek alacağını 5 tane al. Aralardan tutan olur illaki. Benden demesi. Püf nokta burada. Param bir tek Sasha Boya'ya yetiyor şu an. Kim vuruyorum biliyor musun? Gel bir kaleye bakalım fiyatlara. Beraber karar verelim. Sol taraflar hiç alınacak gibi değil yani. Ateş pahası. Yok Kevin De Bruyne, Manuel Neuer. Kalecimiz zaten var. Altay daha iyi zaten. 15 dolara Sasha Boya'yı hedefliyorum şu an. Sasha Boya'nın NFT kartını vuracağım şimdi. Ayak içi falsolu güzel gidiyor ama bak. Arao'yu güzel vurduk. En iyi onu vurduk. Gelmedi. Geldi. Aa, sayıyor muyuz? Sayıyor muyuz? Sayalım mı? Onu saymazsanız bunu sayarız artık yani. Öyle vuramadı derseniz böyle vururuz. Sıyırdı geçti. Sıyırdı geçti. Belki ben futbolcuma zarar vermek istemiyorum. Adamı kırıp değil mi yani? Kaldı 5 dolarım. 5 dolara da futbolcu kalmıyor. Onunla da maçlara gireriz eve gidince. Hemen diziyorum. Şu kartların güzelliğine bak ya. Altay'dır, Sasha Boya'dır, Willian Arao, Aboubakar golcüm. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ve başında ben. Teknik direktör, koç, sir Nevzat Özkor. Abi bu kadro ne yapacak çok merak ediyorum ya. Hemen evimize gidelim, maçımıza çıkalım. Bu kadroyla maçlar yapacağız. Ne yapacağız? 5 mi atacağız, 5 mi yiyeceğiz? Ne olacaksa olsun bu futbolcularla neler yapabiliyoruz? Gidelim evde oyuna girip bilgisayardan bakalım. Bistars.io
Böyle bir ekran karşılıyor bize. 10 numara. Çok böyle challenger, oyna beni diyen bir site burası. Aşağılara doğru indiğinizde kartların özellikleri falan var. Common kartlar, limited kartlar, rare, super rare falan var burada. Bu oyun ücretsiz de oynanabiliyor bu arada. Kendimize 100 dolar bakiye belirledik ama 0 dolarla da maçlara girip maçlar yapabiliyorsunuz. Biz hemen giriş yap diyelim burada mailimizle. Ana sayfa kısmında bizi ne karşılıyor? Hayalinizdeki NFT futbol takımını oluşturun diyor. Aşağıda free to play diyor. Az önce dediğim ücretsiz olayı. Ücretsiz olarak da oynayabilirsiniz. Çok yakında telefona da gelecek diyorlar. O da güzel. Yine kart özelliklerimizi vesaire yazmışlar. Giriş yaptığımızda da böyle bir ekran var. Biz ne yapalım? Hayalimizdeki takımı kuralım. Sahada vurduğumuz oyuncuları alalım. Let's go diyoruz. Bize burada 11 tane rastgele oyuncu veriyor. Ücretsiz oynayabilmemiz için. Sonra sol tarafta böyle yerler var. Training Camp diyor. Camp Nou diyor. San Siro, Allianz Arena gibi. Böyle devam ediyor. Training olan ücretsiz. Bunu bu kadroyla oynayabiliyorsunuz. Örnek olarak Explore diyoruz. Sonra burada bir rakiple bizi eşleştirip maça girdiriyor. Biz ikinci odaya gireceğiz. Camp Nou'ya gireceğiz. Ama şu an bu oyuncularla değil tabii ki. Kadromu düzenlemem lazım. Team diyorum burada. Nevzat Özkur Team diyor benim takımım. Burada kadromu düzenleyip save dediğimde bu kadroyla oyuna sokuyor. Mesela kaleci bir tane kalecim var. Giovanni diyor. Bu kalecinin yerine Altay'ı satın alacağız hemen çünkü sahada çatalda Altay'ı vurdu. Peki oyuncuları nasıl alıyoruz? Hemen göstereyim. Marketplace kısmında bir sürü oyuncu var ve bu oyuncular birer tane. Bir an önce almanızı tavsiye ederim çünkü biri alırsa size o futbolcu kalmaz. Size kötü futbolcular kalır. Biz arama kısmına hemen Altay hemen daha çıktı. 30 dolar ücreti var. Bizim de burada 100 dolarımız olduğuna göre buy diyoruz. Ve Altay artık bizim. Altay'ı aldık. Bir alkışlayalım. Bir alkışlayalım. Bak name players kısmına geldi. Yeni oyuncularında Altay Bayındır var. Burada özellikleri var. İşte pozisyon, refleks, hız gibi. Refleksi yüksek Altay'ın. Enerjisi de full ve gerçek hayatta ne kadar iyi oynarsa mesela o gün kurtarış falan yaptı. Hemen bize token kazandıracak. Maçlarda daha başarılı olacak. Ratingi 78. Çok iyi bir kaleci için. Mesela ne yapacağım ileride Altay'ın değeri yükseldiğinde burada market kısmında onu satışa çıkaracağım. 30'a aldım. Belki 50'ye satacağım. Belki 100'e satacağım. Mesela zamanında Arda Güler'i alsaydık köşeyi dönmüştük. İşte bunlar hep scout becerileri. Hep scout becerileri bunlar. Mesela ben şimdi şuradan hemen kadromu düzenleyeyim. Kalecimi değiştireyim. Bunu çıkarıyorum. Yerine Altay'ı alacağım. Kalecilerim 2 tane görüyorsunuz. Altay'ı seçeceğim. Evet. Yakıştı. Bayağı bir level atladık. Bayağı bir üstüne koyduk. Hemen save diyelim. İkinci futbolcumuzu alalım. Abubakar vardı. Forvetimi çekeceğim hemen. Abubakar 25 dolar. Profiline bakalım. Almadan önce, satın almadan önce futbolcuyu inceleyebilirsiniz. Bilmediğiniz bir futbolcuysa eğer. Abubakar'ın NFT kartında rating 75. Santrafor diyor, forvet diyor. Detaylı baktığımızda pası 71, fizik 81. Shoot 74 diyor. Gayet güzel. Baktığınız zaman bizim forvetimizin yerine bayağı iyi iş yapar gibi görünüyor. Bay dedim. Ve Abubakar da bizimle. İkinci futbolcumuzu da. Neler oluyor? Transferler patlatıyor diyor Nevzat Özkur Team. O zaman Martin'i çıkaralım. Nerede Abubakar? İşte burada. Sev dedik. İkinci futbolcumuz geldi. Takımımız güçleniyor. Takımımız bayağı iyiye gidiyor. Arao'yu çekelim hemen. Arao nerede? 25 dolara. Onun da özü. Ooo 72. Abi benim kadro uçacak. Brezilyalı 72. CM. Yani. Yakıyor. Takım yakıyor. İyi ki bu futbolcuları vurmuşum ya. Tek başına bir tane oraya Icardi koymaktansa mantıklı olanı yaptığımı düşünüyorum. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi futbolcuyu vurman mantıklıydı sizce? Yorumlara yazın. Evet şimdi size şöyle bir haberim var. 100 dolarım vardı. Fazladan oyuncu vurmuşum arkadaşlar. Rozier fazla burada. Sasha Boye var. Boye 15 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Boye'yi alabiliyorum şu an sadece. Ona da bakalım. 71 ratingle Fransız futbolcu. Detaylı baktığımızda da dribbling pass özellikleri bu şekilde. Bu özelliği çok yüksek. Ne yapacağım? Gideceğim 15 dolara. Sasha Boye'yi alacağım. Ve 5 dolarım kalıyor. Bu 5 dolara da üst ligdeki maçlara gireceğim. Hemen kadromu son kez düzenleyeyim. Abi seni çıkarıyorum burada. Arao'yu seçiyorum. Daha bekime de geldi Sasha Boye. Tamam bu kadro böyle. Takımımızı ayarladık. Takımımızın ismi de FC Nevzat diyelim. Şurada hemen Camp Nou'da 2 dolarlık oda var. 2 dolar verip eğer maçı kazanırsam 3.5 dolar kazanacağım. Kadrom rakipten daha iyiyse bu bize 3.5 dolar olarak geri dönecek.
Girdik. Burada rakiple eşleşmeyi bekliyoruz. Create game dedim. Umarım çok güçlü rakip çıkmaz. Rakip geldi. Sinan'ın takımı. Az önce bekliyordu. Sinan'ın takımıyla maç başladı arkadaşlar. Dakika 0, dakika 1 oldu. Kimin kadrosu daha iyi? Adamda kim var? Otomatik başlattığı kadroya yakın bir kadro. 1-0 oldu. 1-0 oldu. 1-0 öndeyim hemen. Golümü attım. 1-1. 1-1. Altay nasıl gol yersin? Nasıl yaparsın bunu? Bu maçı kazanmamız lazım. Kazandığımız anda, şurada maçın analizleri, istatistikleri var. Kazandığımız anda paramızı alırız. 2 oldu. 2 oldu gol. Juan Garcia attı golü. Abubakar'dan gol bekliyorum. Yeni oyuncularımın gol atmasını bekliyorum. Rahat kazanmamız lazım ama takım daha yeni. Takım daha yeni. Uyum süreci diyelim biz buna. 2-2 bitecek bu maç. Son dakikalar çünkü. Son dakika golü gelirse bizi çıldırtır burada. Of. Of. 3-2. 3-2 yenildik arkadaşlar. İlk maç. İlk elin günahı olmaz. Yapacak bir şey yok. Benim şu an 3 dolarım kaldığı için bir tane oyuncumu geri satışa çıkaracağım. Şöyle yapıyorum. Takıma geliyorum. Ara oyu markete koyacağım diyorum. Geliyorum buradan. 25'e almıştık. Ben bunu 2 katına 50'ye satmak istiyorum. En fazla da 60'a satıyorum. Şu an pazara çıksın. Ve 3 gün dursun diyorum. İstediğim kadar da durabilir. Artık Willian Aroo markette. Kendi kartlarım da güzel ha burada. Bakın transfer markette Messi'nin, Varane'ın, Muslera'nın yanında benim futbolcum da var. 60'a sergileniyor. Buradan isteyen gelip satın alabilir. Maçların başlamasına da 2 hafta kaldı. Gelin bir an önce kadronuzu kurun. Oyuncuları başkası almadan siz alın. Güzel kadronuzla iyi bir sezon geçirin derim. Genel olarak oyun bu şekildeydi. Dediğim gibi açıklamadaki linklerden oyuna ulaşabilirsiniz. Bu da böyle eğlenceli güzel bir video oldu. Bu oyun video serisine devam etmemi istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada kaydı kapattıktan sonra oyunu oynamaya devam ettim ve çok değişik şeyler oldu. Birkaç maç kazandım. Burada da 3-0 kazandığım bir maçta kaleci Altay gol attı. Demiştim size çok değişik bir kadro olacak diye. Abubakar da boş geçmedi maçı. Kalecim ve forvetim gol attı. Çok değişik bir kadro oldu gerçekten.